gideceğimiz yer Özbekistan. Gerçekten son dönemde inanılmazı gerçekleştirdi Özbekistan ve Türkiye ile beraber en büyük büyümeyi yaşayan ülkelerden birisi. Hemen Özbekistan'a bakalım. ...34,2 milyonluk nüfusuyla Özbekistan, Orta Asya'nın en kalabalık ülkesi ve dünyanın en büyük pamuk üreticilerinden biri. Özbekistan ayrıca hidrokarbonlar, altın, bakır ve uranyum dahil olmak üzere bol miktarda doğal kaynaklara sahip. 2016 yılından bu yana iddialı ekonomik reformlara girişen Özbekistan, güçlü ekonomik büyümeyi sürdürdü ve yabancı yatırımcılar için daha çekici hale geldi. Küresel salgın nedeniyle 2020'de daralmayan birkaç ekonomiden biriydi Özbekistan. Hükümetin temel önceliği ekonomiyi liberalleştirmek. 2019-2021 reform planıyla makroekonomik istikrarı korumayı, piyasa ekonomisine geçişi hızlandırmayı ve sosyal hizmetleri geliştirmeyi hedefliyor. Hükümet, devlete ait işletmelerin ve bankaların 2021-2022 döneminde özelleştirilmesinin hızlandırılmasını da hedefliyor. Bunun yanında iş ve yatırım ortamını iyileştirmek amacıyla işletmeler üzerindeki vergi yükünü azaltmaya yönelik önlemler de alındı. Özbekistan, yolsuzluğu ülkenin kalkınması için ciddi bir tehdit olarak görüyor. Yolsuzluk suçlarından kaynaklanan 272 milyon dolarsa devlete iade edildi. Özbekistan ekonomisinin 2021 yılında %6,1 oranında belirgin bir şekilde büyümesi ve 2022-2025 döneminde güçlü büyüme trendine işaret ediyor. Özbekistan bir başarı öyküsü ve karşımızda Şahrubek Alimov var. Şahrubek merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar. Şahrubek, bu mucizeyi neye borçlu Özbekistan? Gerçekten inanılmazı gerçekleştirdi ve büyük bir büyüme yakaladı. Ve tabii ki Özbekistan bütün dünyaya kapısını açarak sanıyorum bir büyük bir değişim yaşıyor. Evet, 2016 yılında Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev iktidara geldi ve bu zamana kadar Özbekistan tarihinde, ekonomisinde birçok sorun birikmişti ve yeni Cumhurbaşkanı olarak Şevket Mirziyoyev ilk günlerden büyük bir reformlarla politika uygulamaya başladı ve hemen hemen her alanda bir yenilikler, reformlar yaptığını söyleyebiliriz. Açık ve şeffaf bir politika öncüsü olarak tarihe geçti ve Özbekistan'da sıradan bir vatandaş da bunları hissetmeye, bunları kendi hayatında görmeye başladı. Önceden nasıl bir ekonomi vardı? Bir vatandaş açısından bakacak olursak nakit para sorunu vardı. En büyük sorunlardan biri Özbekistan'da. 2016'ya kadar maaşlarını banka kartı üzerinden alan vatandaşlar nakit para çekmede zorluklar yaşıyordu. Bu sadece vatandaşların değil, aynı şekilde şirketlerin de büyük sorunlarından biriydi. Çünkü hesaplarında büyük bir miktarda para birikiyordu. Fakat bunu ne yurt içinde ne yurt dışında kullanma imkanına sahiptiler. Ve 2016'dan sonra bu reformlarla birlikte büyük bir değişim yapıldı ve dünyaya açıldı Özbekistan. Bunu sadece Özbekistan'da değil, yurt dışında da medyalarda söyleniyor. Dünyaya açıldığına ilişkin fikirler var ve öncelikle komşu ülkelerle ilişkilerini düzeltmeye, komşu ülkelerle ilişkilerini yükseltmeye çalıştı Cumhurbaşkanı ve bunun sayesinde dediğimiz gibi sıradan bir vatandaş da bunları hayatında görmeye başladı. Öncelikle şunu da söylemek gerekiyor. Türkiye ile işbirliği arttı. Son 15 yılda Türkiye ile bir soğukluk ilişkisi vardı ve bu Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in iktidara gelmesiyle birlikte Türkiye yakın, en yakın partnerlerden birine dönüştü Özbekistan'ın ve Türkiye'yi sadece ekonomi kaynağı veya ekonomi işbirliği ortağı olarak görmüyor. Tecrübe kaynağı da görüyor ve birçok alanda Türkiye tecrübesi kullanılmaya devam ediyor. Şunu da söyleyebiliriz. Mesela tarihte ilk defa Özbekistan devlet üniversitelerinde Türkiye'den rektörler atanıyor ve Türkiye tecrübesini
devlet kurumlarında da kullanılmaya başlıyor. Devlet kurumlarının birçok danışmanlık görevlerinde Türkiye'den gelen uzmanlar çalışıyor şu anda da. Şahur Bek, çok teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. Büyük bir mucize diyebiliriz Özbekistan'ın içinde bulunduğu ekonomik duruma ilişkin olarak.